Selam dostlar, YouTube'an kanalında bugünü biz laf ederiz bu temaya. Ne için kakavuzlar düğmeyarlar kendi karılarına? Moşkov, Valentin, kendi kağıdında anısını yazdığı 115 yıl geri kakavuzlar için yazır. Hani kakavuzlar sık kaldırırlar yelini karılarına. Kakavuzlar düşünüyorlar kendileri için, hani onlar sert, onlar harşlak, onlar böyle emotional adamlar. Hani gagavuz lazım, tutsun disiplina da bütün ailesini, da nice o diyecek, öyle de olacak. Da sıra gelirse kuvvetli de o lazım, bu pozisyonu tutsun. Var mı bu bizde, kültürde o su yok mu? Açık söyle. Şimdi niçin halis gagavuzlar, halis Hristiyan gagavuzlar, İsa gagavuzlar niçin kendi karılarına düğmeyirler? Bilesiniz mi niçin? Zira bizim kulturamız, halis kulturamız, Hristiyan kulturamız. Evangelia Allah'ın lafı bizim yaşamamızda, her günkü yaşamımızda lazım olsun. Dil sade kilise içinde ama evlerimizde de. Bakınız ne yazılı Biblia'da, Evangelia'da, Efesliler'e 5:28. Bu iş için. Kocalar da düşer kendi karılarını hep öyle sevsinler, nice kendi güdelerini. Kim sever kendi karısını, o sever kendisini. Tabir yer Biblia'da bu tema için. Kolosulara 3:19, bakalım ne söyler Allah'ın lafı bu tema için. Siz kocalar sevin karılarınızı, da onlarla sert olmayın. İşi dersin mi? Pahalı gagavuz. Pahalı Türk, Allah söyler sana, karınla sert olma. Bu günah, sert olma, karınla. Yel kaldırma ona, günah Allah'ın önünde. Devletin kanunu da söyler, hani bu yanlış bir iş. Ama kanunlarda varınca olsun bu iş, varınca olmasın, varınca olsun karşı, varınca kanun hiçbir şey söylemesin bu iş için. Nice ileri kanunlar, kanunlar değişirler. Ama Allah'ın lafı değişmeyir. Bugünü kendisi Hristos sana söyler. Sert olma karına. Niçin? Siz bilirsiniz mi? Hani Allah'ın önünde, İsa Hristos'un yönünde adamlar hem karılar bir türlü pahada bulunurlar. Senin adam hem senin karı canın Allah'ın önünde bir türlü. İsa Hristos öldü hem adamlar için hem karılar için. Bizim canımız bir türlü Allah'a değil. Bizde var türlü roller, türlü funksiyalar aile içinde. Ama bizim payımız bir türlü. Onuştan baskı koyma kendi karına. Halis gagavuzlar, inancı gagavuzlar, düğmeyerler kendi karılarını. Zira onlar korkarlar Allah'tan. Onların yüreğinde var sevgi kendi karısına. Saygı kendi karşısına. Ama değil sertlik. Kimse gagavuzlar yapıyorlar değil doğru işleri, da kurtarma dini kendilerini gösteriyorlar bu değil doğrulukları, bir şey romantik gibi. Te düşmüş birisinden, te sert olmuş birisinden, te bir günah yapmış, gezmiş biri de yalanlarda hem değil doğruluklarda, da o şimdi söyler başkasına adamlara arasında. Bu iş için kendisine heroi göstermediğini, günah hem yanlış işleri iyi yapma savaşarak insanlar günaha giriyorlar. Açan benim dadım, o yaşardı Kongaz'da. Açan o 40 yaşındaydı, o başladı okuma Evangeliyi. Ta Sovyet Birliği vakti da 1970'li yıllarda başlamış ona Evangeliye yeni bağlantı. Da o başlamış okuma onu, da okumuş birkaç kere bu kağıdı, da okuyarak bu kağıdı onun karakteri başlamış değişme. O başladı inanma Allah'a. Da bilirsiniz mi ne? Benim malim söylerdi benim dadıma. İliye, onun dadıydı hepince benim İliye. İliye, ya ne isle yaşama böyle. Nice başladın okuma bu kağıdı, inanma haliz Allah'a, ya ne isle yaşamımız oldu. Yok kavgalar,
yok oldu sertlik, yok oldu başka gagavuzların problemaları, angıları var ailelerde. Zira Allah'ın lafını açan okuyarız. O yapar bir şaşılacak iş bizim fikrimizle hem yaşamımızla da değişir ortalık. Tene hem güzel, varınca olsun bizim yaşamımızda. Sadece Hristos bizi kurtararsa, gelersek ona bütün yüreklen emin anın, hepsi değişilecek. Yürekten hem fikirden değişilmekler başlayır. Varınca hem isla kanun yazma, hem kural. Varınca hem isla polisler olsun. Varınca hem isla ekonomik olsun. Ama fikir hem can değişmirse pek hızlı bozulacak ortalık. Mentalitedimiz Hristos'un fikrine göre olsun. O zaman halis, güzel gagavuzlar yaşayacak. Baldızlar, siz beğendiyseydiniz bu temayı, ne için gagavuzlar, halis gagavuzlar, düğmeyirler kendi karılarına, koyun like, yapın repost. Daha çok insanlar bizim halkımızdan görsünler bu videoyu. Gelen temamız olacak bu iş için. Şaşılacak işler Biblia'dan. Kalın sağlıcakla.